Çağatay maalesef elendi. Bu hafta finalistlerimiz yine çok iddialı şarkılarla karşınızda olacaklar. Jüri üyelerimiz onları değerlendirecek ve sizler popstar olmasını en çok istediğiniz aday için cep telefonunuzdan oy kullanacaksınız. Jüri üyelerimize dönmek istiyorum Osman Tan evet. Tekrar. Garo Bey, demin şıklığınızdan bahsetmiştik. Ama şimdi nasıl alışabildiniz mi birazcık bu popstar Türkiye jüri üyelerine nasıl gidiyor? İyi Osman, anlaşıyor musunuz diğer jüri üyeleriyle? Osman Tan, ben hep aynı şeyi konuştum. Yani hayatımda onur duyacağım jüri üyeleri var. Hep onur duydum. Bütün jüri arkadaşlarımla. Çok güzel. Bir de benim çok hoşuma giden bir şey var. Sevgili Milan Gaz, Likit Gaz, Sayın Demirören grubu. Orada bir gaz odası var. Ya gaz odasını birazcık daha gösterin. Oda. Sıcak oda, gaz odası orası. Yani cehennemin en başlangıcı zaten orası. Bunu hep anlattık birbirimize. Her şey çok keyifli gidiyor. Yani keyifler çok güzel inşallah. Fakat inşallah derken bir ufak bir eksi bir şey var. Her hafta birisi eksilecek. İnanın eksilen insana biz burada gözyaşı döküyoruz. Ağlayan jüri değil, gerçek ağlayan jüri. İbrahim Bey'e bakıyorum. İbrahim Bey hakikaten gerçekten ağlıyor. Deniz Hanım gerçekten ağlıyor. Seyfi Bey gerçekten ağlıyor. Bu gece sakta ağlayacağım. Yok ağlayamazsınız İbrahim Bey. Onu zorlayacağım kendimi. Onu beceremezsiniz. Onu yapamazsınız. Bu akşam değil. Yok bazıları bana artı istiyor. O istediği zaman ağlar. Estağfurullah. Yarın akşam çok yani. Ağlayacaksınız İbrahim Bey. Var mısınız bahsine? Yarın akşam. Ağlayacaksınız bir kişi gittiği zaman. Bu gece de ağlayabiliriz. Tabii. Yani bu insanlar içinden gelerek yapıyor bunu. Yani onu hazırlıklıyım. O kadar keyifli bir şey ki. Vallahi. Biz bunun keyfini yaşıyoruz. Ama harika. Acısını da yaşıyoruz. Osman Tan bu bilinsin. Her giden çocuğumuz bizden bir çocuğumuz gidiyor. Bu bilinsin. Olsun onlar ilk 12'ye girdiler 8500 kişi içinden. Ama değil bizim için zor bir açık. Ve yolları açık olacak. Hakikaten yolları açık olacak. Çok memnunuz ki siz de memnunsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey ve Seyfi Bey ikisine de sormak istiyorum. Bütün hafta boyunca bana herkes... Abi ikimize birden niye soruyorsun anlamadım yani. Çünkü bir yanıt vermeniz gerekiyor. Ben sırayla geliyorsan ne sırayla... Ne cevap vereceğimi şaşırdım. Bak. Bütün hafta herkes bana İbrahim Bey ile Seyfi Bey neden atışıyorlar? Gerçek mi? Değil mi? Onların aralarında kalk bir problem mi var? Kalk öp beni. Hayatta öpmem. Allah Allah. Para hayatta istemeyeceğim öp beni. Öpmem. Kalk öp beni. Herkes kavga ediyoruz zannediyor. En sevdiğim arkadaşımdı. Kameralar o yüzündeki mimiyi görmediler. Hayır, gösterdiler. Görmediler. Gösterdiler. Şimdi bravo. Her şey küçük şimdi, bir öpücükle başlamıştı. Şimdi öpüşebiliriz. Ama ilerleyen zamanlarda saldırgan olabilirim, saldırgan olabilir. Hayır, hiçbir zaman kimseye saldırgan olmadım, yemin ederim. Ayaklar havada, Allah cezanı verecek. Osman Tancım, ben sıcak odaya geçeyim istersen. Ama biz konuşmadık, Allah Allah. Isınmaya başladılar. Siz sohbetimize devam edin. Biz devam ediyoruz. Denize konuşamadınız. Kolay gelsin şimdilik, görüşürüz. Biz devam ediyoruz, o içeriden diyecek Nehir. Denizciğim. Söyleyeceklerim var. Tabii ki. Ne demek Denizciğim? Sensiz olmaz zaten. Denizciğim. Niye? Benim çok eski arkadaşım Osman. Öyle mi? Tabii. Kesinlikle. O zaman olabilir. Bir ekip olduk artık. Biz her şeyden hayır, önce... Biz burada bir ekipsek, ekibimi korumak mecburiyetindeyim. Doğru. Herkes Denizciğim, Benizciğim diyemez. Yok, diyemez. Mesela Seyficiğim. Yok öyle şey. Garucuğum. Yok öyle şekerim, şey. Şekerim, hayatım. Ne demek yani? Yok. Anlamadım. Ne desin İbrahim Bey? Deniz Hanım. Deniz. 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 Ha. Deniz. Peki. Deniz. Ayol Deniz dediği zaman dostu gibi oluyor. Deniz Hanım derse normal değil mi? Denizci mi olmaz? Denizciğim olmaz ne anladım. Ha. Ama Deniz Hanım denmesi. Bizden papaz olmuyor. Buyurun. Deniz Hanım, Denizciğim. Efendim. Neler hissediyorsun şu an? Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben de kostüm için Ayla Dümer'e çok teşekkür ediyorum. Ve Ayla Dümer. Ve saçım için, bu güzel saç tuvaletim için Kozi Ertan'a çok teşekkür ediyorum. Ve iki haftadır çok ciddi ve çok güzel telefonlar alıyorum. Bizim yarışmamızın, yarışmacılarımızın, orkestramızın ve jüri üyelerinin ve bu kadar gerçekten samimi alkışlarıyla bize destek veren seyircilerimizin, yani Türkiye Popstar'ın
çok 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 başarılı olduğuna dair çok güzel telefonlar alıyorum. Ve bu aman telefonların birçoğu benim meslektaş arkadaşlarımdan. Özellikle Işın Karaca'nın çok özel bir ricası vardı bana geçen hafta. Atladım onu söyleyemedim. Denizciğim dedi, o kadar güzel finalistler seçmişsiniz, o kadar keyifle ve heyecanla seyrettik ki evimizi şenlendirdiniz dedi. Harika. Ben de bunu burada paylaşmak istedim. Eminim ki haftalar geçtikçe çok daha güzel şeylerle karşılaşacağız. Tabii ki aramızdan birisi ayrılacak her hafta yarışma formatı gereği. Ama her şeye rağmen müziğin konuştuğu bu yarışma için ve burada bulunduğum için çok mutlu olduğumu bir kere daha ifade ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Ben de, buyurun. Benim de ceketim Etro'dan. Etro. Oo. Pek şey Arapça bilmez kendisi. Etro. Sizinki metro mu? Vallahi Etro metro, içindeki mal mühim. Oho. İçindeki malı bilmeyen mi var? Evet. Seyfi Bey. Fikrimi almak lütfen istiyorsunuz. Evet. Valla... Bugün kimse benim fikrimi almadı ha. Gidiyoruz oraya. İkimiz konuştuk. İkimiz öpüştük sadece. Yok, onu sildim onu. Sildiniz mi? Sildim. İyi. Yoksa izi çok kalır. Mutluyum. Popstar'a üye olduğum için çok mutluyum. Bu jürinin bir elemanı olduğum için çok mutluyum. Ancak iki program sonrası şunu gözledim. Demek ne kadar güzel elemişiz, ne kadar güzel seçmişiz ki her çıkan birbirinden iyi, hepsi birbirinden yetenekli. Bu bizim fikren anlaştığımızı ve iyi şeyleri çok iyi tespit ettiğimizi gösteren bir beraberliğimiz. Bundan ötürü mutluyum. Teşekkür ederim. Biz de sizin varlığınızdan dolayı çok mutluyuz. Ben anlatmak istiyorum. Ve benim de İbrahim Tatlıses. Benim hayatımda ikinci jüri üyeliğim. Bir tanesi güzellik yarışmasıydı. Star TV'nin. İkincisi bu oldu. Yani nasıl kabul ettim onu da bilmiyorum. 1 milyon tane işim varken. Güzellik yarışması mı, bunu mu? Bunu. Bence bunu. Güzellik yarışmasını zaten nasıl kabul ettiğinizi. Zaten kadroyu söyleselerdi kesin kabul etmezdim. Ben de. Yani falan kes falan kes filanlar vardı. Falan kes, evet. Ama sağ tarafımda bir müzik devi yatıyor. Çok, çok önemli bir müzisyen. Çok önemli bir usta gerçekten. Sol tarafımdaki bayansa daha önceden çok tecrübeli, bize çok yardımcı oldu gerçekten. Biz acemiydik yani daha doğrusu. O bize hep aydınlattı Deniz Hanım, sağ olsun. Seyfi Bey zaten kendi dalında her zaman söylediğim gibi tektir, bana bulaşmazsa. Tektir, tektir. Kendi dalında en iyi olan insanların arasında bulunmak da benim için en büyük şereftir. Bu son olacaktır ama belki. Ama çok keyifli zamanlar yaşıyorum, onu söyleyeyim. Gerçi 3 gündür yokum. Kebaba mebaba davet edemedim, bunları götüremedim ama çok neşeli ve çok gurbette bilhassa birbirimize çok sarıldık. Evet. Çünkü oradan eledik, oradan eledik insanları geldiler. Zaman zaman ben yoktum mesela bazen. Yokluğumu belli etmediler. Zaman zaman Deniz Hanım yoktu, onun yokluğu belli olmadı. Yani dördümüz bir ekibiz. Ne olursa olsun bir ekibiz. Evet. Alnımızın akıyla bunu bitirmek mecburiyetindeyiz. Geçen hafta ben önümüzdeki hafta olmayabilirim dedim. Gerçektir bu. Doğru söyledim. Sus, deve kestim. Deve gelmeyeceksin diye. Allah cezanı verecek. Buradan da çıkışta diyorsun ki aman ha böyle bir şey yapma. Hangisi? Senden kopamam diyorsun. Kopamam. Kop bence. Kopamam. Kop. O ayrı bir sevgidir. Ne, böyle bir parça var. Kop ne? Kop gel günahlarından. He, kop gel günahlarından. O değil. Ne? Kop Mustafa ne? Bu gece sandalı kopmam sandalı lazım. Ha, neyse boş ver yarışmayı, iki laf edelim. ne kopu? Osman Tan. Abi gireceksen gir. İyi ki buradasınız. Bir dakika. Bütün jüri üyelerimiz buyurun, pardon. Pardon, özür dilerim. Bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bugüne kadar bütün rejiye, sese, bizi getiren götüren herkese çok teşekkür etmek lazım. Bütün hak onların. Hepsine teşekkürler. Onlar hakkı abicim. Işık, ses. Bilhassa ışıkçılar geçen haftadan aldıkları mesajı iyi uygulamışlar bu akşam, tahmin evet ediyorum. Teşekkürler. Evet, size dönmedim, ışığa döndüm. Niye?
Buradan gelen ışık, kontur ışığı çok önemliydi. Bir de sizler çok karanlıktaydınız. Sizi de biraz aydınlatmışlar. Doğru mu bu? Doğru. Yani evet, çok bu akşam daha keyifli seyredecek evlerinde oturan insanlar. Şey artık doğru. Program başlasa çok sevineceğim. Evet. İnanmayacaksınız ama bu akşam şarkı da söylenecek sevgili seyirciler. Şarkıcılarımız da var, yarışmacılarımız da var. İyi ki buradasınız. Tüm jüri üyelerimize bir alkış alalım. Ve sıcak odaya döneceğiz artık yavaş yavaş.